Herkese merhaba, hoş geldiniz Fokus'a. Bugün enerji konuşacağız ama yenilenebilir enerjiden bahsedeceğiz. Malumunuz geçtiğimiz dönemde gelen zamlar elektrik fiyatlarında ciddi, enerji maliyetlerinde ciddi yükselişlere sebep oldu. Yenilenebilir enerji bir kurtarıcı olabilir mi, bir alternatif olabilir mi? Bu yeni bir konu değil, uzun zamandır konuşuyoruz ama geldiğimiz noktayı bilmekte fayda var diye düşündük. Bugünkü konuğum Ankara stüdyomuzda Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Sayın Mustafa Serdar Ataseven bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayına. Efendim hoş geldiniz yayına. Duyabiliyorsunuz beni değil mi? Zannediyorum bir problem var bağlantıda. Hemen birazdan tekrar deneyeceğiz. Zira Sayın Mustafa Serdar Ataseven bize Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımın hala hazırda ne kadarlık bir potansiyel sunduğunu anlatacak. Aynı zamanda bu noktada ne kadar dışa bağımlıyız, yerli kaynaklarımızı ne kadar kullanabiliyoruz, bütün bunları da konuşacağız. Aynı zamanda yabancı yatırıma imkan var mı bu alanda ve nasıl büyüyebilir, nasıl bir potansiyelden bahsediyoruz, onları konuşacağız. Zannediyorum şimdi beni duyuyor Sayın Mustafa Serdar Ataseven. Duyuyorum. Merhabalar. İyi yayınlar. Merhaba. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Size de iyi yayınlar. İsterseniz önce Türkiye'de mevcut yenilenebilir enerji yatırımlarımız ne seviyede, bir genel değerlendirmeyle başlayalım. Evet. Türkiye'de şu anda 7000 megawattın biraz üzerinde kurulu gücümüz var. Toplam elektrik ihtiyacımızın yaklaşık %6-7 civarlarını her yıl rüzgar enerjisinden karşılayabilir duruma geldik. Bunun yanında yapımı devam eden, inşaatı devam eden 800 megawatt civarında bir kurulu güçten bahsediyoruz. Tabii özellikle geçtiğimiz yıl, 2017 yılı rüzgar enerjisi açısından aslına bakarsanız bir altın yıl, bir mihenk taşı diyebiliriz. Sebebi şu, 2015 yılında müracaatı yapılan 3000 megawatt kapasitenin için kapasite tahsis yarışmaları yapıldı 2017'nin Haziran ve Aralık aylarında. Daha sonrasında da Ağustos ayında YEKA ihalesi gerçekleştirildi 1000 megawatt kapasitede. Toplamda 4000 megawattlık bir kapasite için, 4000 megawattlık bir proje için sistemin önü açılmış oldu. Bu şu anlama geliyor: Türkiye'ye önümüzdeki süreçte yaklaşık 5 milyar dolarlık bir yatırım yapılacak anlamı taşıyor. Ülkemizdeki rüzgar potansiyelinin de Avrupa'ya göre %25-%30 daha fazla olduğunu düşünürseniz, bundan sonraki süreçte Türkiye'de rüzgar enerjisinin hızlı bir gelişme göstereceğini söyleyebiliriz bu anlamda. Sayın Ataseven, offshore yatırımlarından bahsediyoruz ve bu noktada da önemli bir ilgi var diye geçtiğimiz dönemde sizin yine değerlendirmeleriniz vardı, şu anda da ifade ettiniz. Hangi bölgeler özellikle dikkat çekici ya da potansiyel barındırıyor bu noktada? Türkiye'nin çok rüzgarlı bölgesi ama belli bölgeler özellikle dikkat çekici diyebiliyoruz ve özellikle yabancının ilgisi hali hazırda ne boyutta ve bundan sonraki dönem yatırımlarında ne kadar daha ilgili olabileceklerini düşünüyorsunuz? Evet. Eğer Türkiye'deki offshore yatırımlarına bakacak olursanız aslında bu stratejik bir karardır. Şu anlamda offshore teknolojisinin de Türkiye'ye gelmesi açısından önemli bir karar olarak görüyoruz Türkiye rüzgar enerji sektörü açısından. Bu anlamda Türkiye'nin 3 tane ana rüzgar havzası var. Bunlar Balıkesir, Bandırma, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Hatay havzaları. Bunlar onshore'da olduğu kadar offshore'da da önemli rüzgar havzalarımız. Öncelikle de bu havzalara yakın yerlerde offshore kullanılması öngörüldü. Bunu da Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğümüz hangi bölgeler için offshore olacağını, planlandığını açıkladı web sayfasında. Enerji Bakanlığımıza bağlı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştı. Bir de şartnameye yönelik de bir ilan yayınlandı. Ekim ayının 23'ünde offshore ile ilgili teklifler alınacak.
Offshore teknolojisiyle de Türkiye bu anlamda tanışmış olacak. Tabii bu teknolojinin Türkiye'ye gelmesi, yerleşmesi de büyük önem taşıyor. Peki bu teknolojinin, evet bu teknolojinin ne olduğundan da biraz bahseder misiniz? Hani konuya yabancı izleyicilerimiz için biraz daha anlatalım. Hani onshore, evet, offshore diye ayırıyoruz ama özellikle offshore teknolojisi, aha, nedir? Bunu da bilmekte, aha, fayda var eğer önümüzdeki dönem burada bir potansiyelden söz ediyorsak. Şöyle, onshore dediğimiz karaya kurulan rüzgar türbinleri ve rüzgar yatırımlarını, rüzgar çiftliklerinden bahsetmiş oluyoruz onshore dediğimizde. Hı hı. Offshore dediğimizde de denizlerin üzerine kurulan rüzgar çiftliklerinden, rüzgar türbinlerinden bahsediyor oluyoruz. Aslına bakarsanız denizin üstündeki platforma kadar olan kısımda farklılık gösteriyor. Platform oluşturduktan sonraki kısım genelde onshore'daki rüzgar türbünüyle çok farklılık göstermeyen rüzgar türbünleri koyarak offshore teknolojisini de hayata geçirmiş olacak Türkiye. Bu anlamda tabii bu deniz üzerine yapılanlar birazcık daha özellikli projeler oluyor. Çünkü denizin altındaki yapıyı iyi bilmek gerekiyor. Deniz derinliği gibi, denizin altındaki canlıların çeşitliliği gibi. Çünkü onları da korumak lazım. Çevresel etki değerlendirmesi de önemli bu anlamda. Denizlere yapılacak olması tabii denizaltı kablolarını da gündeme getiriyor. Ve özellikle bu tesislerin kurulduğu özel cihazlar var, özel vinçler var. Bunların da denizde çalışanın olması gerekiyor. Onshore'dan aslına bakarsanız farklılıkları bunlar. Türkiye'de rüzgar teknolojisi özellikle son 15 yılda çok hızlı bir gelişme gösterdi. Bu anlamda kanat, kule, jeneratör, bağlantı elemanları ve dişlileri Türkiye'de yapabiliyor duruma geldik. Toplamda da Türkiye rüzgar sektöründe 15 tane sanayicimiz var bu anlamda faaliyet gösteren, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin üyesi olan. Bunların birçoğu yerli yatırımcılar olduğu gibi yabancı ortaklığı olan ya da sadece yabancı yatırımcı olarak da Türkiye'de faaliyet gösteren rüzgar sanayisine anlamında yatırımcılarımız var. Türkiye'deki rüzgar yatırımları da aslına bakarsanız hem yerli hem yabancı ortaklıklarla gerçekleşiyor. Bu anlamda gerek yenilenebilir enerjiye gerekse rüzgar enerjisine hem yerli yatırımcıların hem yerli yatırımcılarla ortaklık kuran yabancı yatırımcıların hem de sadece yabancı yatırımcı olarak Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen yatırımcıların ilgi odağında, sanayi anlamında da ilgi odağında. Sebebi şu, Türkiye'deki rüzgar potansiyeli rüzgar sanayisinin gelişmesi için zaten yeterli büyüklükte olan bir potansiyele sahip. Ama daha sonrasında özellikle MENA bölgesi dediğimiz Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi, Türkiye Cumhuriyetler, Türkiye'ye komşu olan ülkelere baktığınızda bunların hepsinde yenilenebilir enerjinin, bunun içerisinde de rüzgar enerjisinin hızlı bir gelişme göstereceği öngörülüyor. Bu anlamda da Türkiye rüzgar sanayisi anlamında bir hub olma niteliği taşıyor aslına bakarsanız. Bu nedenledir ki uluslararası rüzgar sanayisinin devleri Türkiye'de yatırım yapıyorlar, Türkiye'de fabrika açıyorlar, işçi çalıştırıyorlar. O açıdan Türkiye'de hem rüzgar yatırımları gelişiyor bir taraftan, diğer taraftan da rüzgar sanayisi gelişiyor diyebiliriz. Şimdi Sayın Atasevan, yatırım deyince hemen herkesin aklına özellikle bu dönemde maliyet geliyor, finansman maliyeti geliyor. Özellikle kredi maliyetlerinde, evet, kuvvetli bir artış var biliyorsunuz. Bu planlanan ya da hedeflenen potansiyeli diyelim hayata geçirme noktasında kredi maliyetlerinin negatif bir etki yaratacağını öngörüyor musunuz? Bu da hesaplamalara dahil edildi mi acaba? Şöyle, şimdi geçtiğimiz senelerde mesela 2016'da, 2017'de, 2015'te Türkiye'nin bir yılda yaptığı rüzgar yatırımı açısından sıralamasına baktığınızda 3. veya 4. sırada yer alıyor. Şimdi 2017 yılına baktığınızda da
Yine dördüncü sırada yer aldık Avrupa'da. 2018'in ilk yarısına baktığınızda yine Avrupa'da dördüncü sırada yer aldık. Aslına bakarsanız Avrupa'da da bir yavaşlama var. Küresel anlamda bütün ülkelerin kendi dinamikleri, kendi sıkıntıları var. Evet, Türkiye'de finansman maliyetleri arttı. Doğru, haklısınız. Ama yenilenebilirin bir avantajı var. Yenilenebilir, sürdürülebilir bir enerji kaynağı, yani rezervi doğa olduğu için sınırsız bir enerji kaynağı, bu anlamda bir avantajı var. Diğer bir avantajı da Türkiye olarak düşündüğünüzde kaynak doğadan geldiği için kaynağına para ödemediğiniz bir enerji kaynağı. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynakları hala cazibesini koruyor. Bu bir unsur. Finansman maliyetinin artışına karşılık hala yenilenebilir enerji yatırımları, rüzgar enerjisi yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Bu unsurlardan bir tanesi. Diğer bir konu da tabii ki Türkiye'deki enerjiye olan ihtiyaç Avrupa ülkelerinde daha stabilken bizim özellikle sanayimizin gelişmesiyle her yıl ortalama %5, %6, %4 civarlarında büyüyor. Bu enerji ihtiyacını da bir yerden karşılamamız lazım. Eğer biz bu enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan, rüzgardan sağlamazsak, bunun yerine başka bir enerji kaynağı ikame olacak demektir. Bu anlamda da bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de rüzgar yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Bir unsur daha var, bu da şu: teknoloji geliştikçe özellikle ekipman maliyetleri, rüzgar türbin maliyetleri aşağıya geliyor. Bu diğer yenilenebilir enerji kaynaklarında da yaşanıyor. Güneşte de yaşanıyor, rüzgarda yaşanıyor. Güneşte birazcık daha astronomik yaşanıyor belki, ama rüzgar türbinlerinde, rüzgar teknolojisinde de fiyatlar bir miktar geriliyor. Yani daha verimli rüzgar türbinleri, kanat çapı daha geniş rüzgar türbinleri, yerden yüksekliği daha fazla olan rüzgar türbinleri daha ucuz maliyetle Türkiye'de yatırım yapılabilir imkanı doğuyor. Dünyadaki gelişmeler de buna benzer şekilde devam ediyor. Bütün dünyada, global pazarda teknoloji fiyatları ucuzladıkça yatırım imkanı daha fazla artıyor. Bu anlamda da evet, finansman maliyeti her ne kadar artmış olsa da bir miktar, fakat bunun karşılığında teknolojideki ucuzlama, doğadan gelen bir kaynak olduğu için kaynağına para ödemediğiniz için ve özellikle de Türkiye'de Türk mühendislerinin verimli çalışmaları bakım onarım kısmında, montaj kısmında fiyatları makul seviyelerde tuttuğu için rüzgar enerjisindeki yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda da önümüzdeki sürece baktığımızda, konuşmamın başında da dile getirmiştim, yaklaşık 4000 megawattlık, yani 5 milyar dolarlık bir yatırımın söz konusu olduğunu söylemiştik. Bu yatırımların tabii çok kısa sürede hayata geçmesi sektörümüzün en büyük arzusu. Bu anlamda da nereden bakarsanız bakın, izin süreçleri, inşaat izin süreçleri ve çevreye duyarlı hassasiyetten dolayı çok detaylı bir izin sürecimiz var. Bu şekilde bu izin süreçleri tamamlandıktan sonra bu tesislerin hayata geçmesini biz yaklaşık 3-4 yıllık bir sürede gerçekleşmesini öngörüyoruz bugünkü koşullarda. Bunun için de bu 3-4 yıllık zaman zarfında daha hızlı bir şekilde hayata geçecek rüzgar yatırımları da var. Şöyle, bizim şu andaki mevcuttaki mevzuatımızda işletmede olan rüzgar santrallerinin kapasite artış imkanı var. Yani santral sahasını değiştirmeden, aynı enerji nakil hattını kullanarak ve bağlantı noktasını değiştirmeden kapasite artış talebinde bulunabiliyor rüzgar yatırımcıları. Şu anda işletmede olup da kapasite artış talebi bekleyen 1100 megawattlık da, yaklaşık 1100 megawattın üzerinde bir kurulu gücün olduğunu söyleyebiliriz. Bunların çevresel etki değerlendirmeleri yapıldığı için, kamulaştırmaları yapıldığı için, imarları yapıldığı için, yolu, enerji nakil hattı yapıldığı için çok hızlı kurulacak tesisler olarak öngörüyoruz. Ve yatırım tutarları da yaklaşık 1,5 milyar doların üzerindedir. Dolayısıyla sektör olarak beklentilerimizden bir tanesi de
bu kapasite artışları ile ilgili taleplerin bir an önce karşılanması ve bu yatırımların önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde hayata geçmesi. Sonrasındaki süreçte de zaten geçen yıl kapasite tahsis yarışmaları yapılan projeler hayata geçecektir. Bu şekilde sürdürülebilir bir rüzgar sektörünün olduğunu söyleyebiliriz Türkiye açısından baktığınızda. İnşallah öyle de devam eder. Süreç sona ermez. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Siz de ağırlıklı rüzgarla ilgileniyorsunuz ama biraz önce ifade ettiniz, süreçten bahsettiniz. 3-4 yıl gibi bir vakit alıyor diye. Şimdi mesela güneş enerjisi tarafında lisanslamalarda problemler olduğunu duyuyoruz. Biraz daha zorluklar var. Hani önümüzdeki dönemde acaba rüzgar tarafında da aynı endişe söz konusu olabilir mi? Hani bürokratik anlamda yine sektörün beklediği kolaylıklar var mı? Son olarak bunu da sorayım. Lisans süreleri 30 yıl olarak belirlenmiş offshore tarafında. Oldukça uzun bir süre emanet ediliyor. Dolayısıyla ince eleyip sık dokumak normal. Ayrıca işte %60'ı yerli, %80 yerli mühendislik vesaire gibi şartlar da var ama bunların yerine getirilmesi sürecinde bürokratik engeller de söz konusu mu? Olabilir mi? Buna karşı beklentileriniz nasıl şekilleniyor? Son olarak da bunu sormuş olayım. O sorunuza girmeden önce kısa bir açıklama yapayım ve ondan sonra o sorunuza geçeyim, daha anlamlı olur diye düşünüyorum. Şimdi onshore açısından baktığınızda da tabii sektörün beklentisinde bir de şu var. Şu andaki mevcut bizim yönetmeliğimiz, YEKDEM dediğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması 2020 sonuna kadar işletmeye giren rüzgar santralleri için geçerli. Ve 2020 sonrasında maalesef mevzuatımızla ilgili bir belirsizlik var. Bir kere öncelikle Türkiye'deki rüzgar sektörünün hızlanması için bunlar da sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi uzun süreli yatırımlar olduğu için 2020 sonrasındaki belirsizliğin bir an önce ortadan kalkması lazım. Nedir bu belirsizliğin ortadan kalkmasındaki en büyük unsur? 2020 sonrasındaki mevzuatın net bir şekilde ortaya konması lazım. Bu hem yabancı yatırımcılar için, hem yerli yatırımcılar için, hem de finans sektörü için büyük önem taşıyor. Türkiye'deki 2020 sonrası mevzuatı netleştikten sonra yatırımların çok daha hızlanacağını söyleyebiliriz. Offshore'a gelecek olursak, tabii ki offshore Türkiye'de hayata geçecek yeni bir teknoloji. Bunun da mutlak suretle bir takım zorlukları olacaktır. Ancak bizim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan, gerek Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan ve gerekse diğer bakanlıklardan aldığımız izlenim, herkes bu teknolojinin, gerek yenilenebilir teknolojilerin tamamının, gerekse rüzgar özelinde rüzgar enerjisinin onshore'da olsun, offshore'da olsun hayata geçmesi için ellerinden gelen kolaylığı gösterdiklerini görüyoruz. Diğer ülkelerle kıyasladığımızda evet, bir mevzuattan kaynaklı süreçlerimiz uzun ama Avrupa'daki bazı ülkelerle kıyasladığınızda benzer süreçlerin orada olduğunu da görüyorsunuz. Evet. Bununla ilgili yapılan çalışmalar da var. Biz Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği olarak da bu çalışmalarda büyük ölçüde yer alıyoruz. Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyonlarda, gerek bakanlıkta, gerekse diğer alanlarda ve en büyük platformumuz da bu anlamda, tarafları bir araya getiren platformda Kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirdiğimiz, bu yıl 7.sini gerçekleştireceğimiz Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi. Sayın Atasevan, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Süremizin sonuna geldik. Kolaylıklar diliyorum. Peki. Offshore Türkiye için önemli bir açılım olacak. İnşallah her şey yolunda giderse. Bu arada enerji demişken, hem dünyanın hem Türkiye'nin enerjisinin gündeminde ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları var biliyorsunuz. İlk etap devreye girdi. Asıl enerjiyi konu edecek, belki de esas etkisini göreceğimiz ikinci etap Kasım ayında. Ama şimdiden mesela altın tarafıyla ilgili de haberler geliyor. Yine petrolde de bazı kımıldanmalar var. O yüzden...